Kanunsuz iş yapmak suçtur zaten. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu 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 konularda böyle 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 kararlar vermeyin, böyle 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 işler yapmayın diyorsa ona uyacaksınız. Peki uymazsanız ne olur? Suç olur. Peki suçu kim soruşturacak? Cumhuriyet Savcısı soruşturacak. Cumhuriyet Savcısı soruşturmazsa ne olur? O da suç olur. Görevi ihmal suçu. Ama ne yapacağız paylaşım yaparken? Kural var orada. Saygılı davranacağız. Peki nasıl saygılı davranacağız? Bir de ölçüllük ilkesi var. Yani siyasiler çok kötü kelimeler kullanıp vatandaşı tahrik ediyorlar. Bu yanlış tabii. Vatandaş da o tahrikten tutup karşı bir cümle söylüyor. İki yanlışla bir doğru etmiyor. Peki biz avukatlar biraz daha usturuplu olmalıyız değil mi? Evet. Ama hak da savunacağız. Hak savunamazsak olmaz. Yani bu kadar da mı olur? Orada Sinan Ateş'in adı geçti ya. Birileri rahatsız oldu. Ya ben tanımıyorum adamı. Benimle ortak bir siyasi görüşü de yok. Beraber de bulunmadım hiç. Neci olduğunu da bilmiyorum. Ama masum olduğunu, kimseye bir suç işlemediğini biliyorum. Kahveci öldürdüğünü de biliyorum. O eşinin feryadını çocuklarıyla da gördüm. Ya yapmayın ya. Orada bilmem 45 bin kişi ölmüş. Orada bir tane akademisyen pusuyla öldürülmüş. Ülkedeki sessizliğe bakın. Rahatsız olmuyor musunuz siz? Herkes rahatsız olmamalı mı? Olmalı ya. Efendim seni de öldürürler. Öldürse öldürürler ya. Ne olacak? Allah'a bir can borcumuz var yani. İki defa yaşamayacaksınız. Bir defa yaşayacaksınız. Onurunla yaşayacaksınız. Diyecekler ki adaleti ararken bunu da vurdular. Vurduysa vurdu. Ama isminiz kalsın.